14. İsa'nın ölümü yaklaşıyor. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklatıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar, diyorlardı. İsa, Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başından aşağı döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine, "Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi," diyerek kadını azarlamaya başladılar. "Kadını rahat bırakın," dedi İsa. "Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın her neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak." Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, "Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. "Kente gidin. Orada su tesisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır, büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın." Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular. Ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Sizden biri, benimle yemek yiyen biri beni ele verecek." Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, "Yoksa beni mi demek istedin? Yoksa beni mi demek istedin? Yoksa beni mi demek istedin?" diye sormaya başladılar. İsa onlara, "12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana banandır," dedi. "Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğlunu ele verenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu." İsa yemek sırasında eline ekmek aldı. Şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir," diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım," dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine,
Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz, dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: çobanı vuracağım, koyunlar da darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona, herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem, dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim, dedi İsa. Bugün, bu gece horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek, seninle birlikte ölmem bile gerekse seni asla inkar etmem, dedi. Hepsi de aynı şeyi söylediler. Getsemani bahçesinde. Sonra Getsemani denilen bir yere geldiler. İsa öğrencilerine, ben dua ederken siz burada oturun, dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, canım ölüm derecesinde kederli, dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım, dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon, dedi. Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına bir ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte beni ele veren geldi. İsa tutuklanıyor. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'yı ele veren Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün, diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi, diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, bir haydutun peşindeymiş gibi beni kılıç ve sopalarla mı yakalamaya geldiniz, dedi. Her gün tapınakta, yanı başınızda ders veriyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu, kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı ama keten bezin içinden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ihtiyarlar ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, başkâhinin avlusunun içine kadar İsa'yı uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun tamamı İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanıklar arıyor ama bulamıyorlardı.
birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmuyordu. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya... Hiç cevap vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? Diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç cevap vermedi. Başkâhin ona yeniden... Yüce olanın oğlu Mesih sen misin? Diye sordu. İsa... Benim. Dedi. Ve sizler... İnsanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Başkâhin giysilerini yırtarak... Artık tanıklara ne ihtiyacımız kaldı? Dedi. Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine oy birliğiyle karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Haydi, peygamberliğini göster! Diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp... Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin. Dedi. Petrus ise bunu inkar ederek... Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum. Dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız onu görünce etrafta duranlara yine... Bu adam onlardan biri. Demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine... Gerçekten onlardansın. Sen de Celil Eli'sin. Dediler. Petrus kendine lanet okuyup yemin ederek... Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum. Dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine... Horoz 2 kez ötmeden... Sen beni 3 kez inkar edeceksin. Dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.